Benim bacım çocuğuna süt alamadığı için intihar etti mi bu ülkede? Kim sorumlusu? Şimdi çıkmış, bakıyorsunuz hükümetin ortakları konuşuyor. Benim bacım çocuğuna süt alamadığı için intihar etti mi bu ülkede? Kim sorumlusu? Şimdi çıkmış, bakıyorsunuz hükümetin ortakları konuşuyor. Bir tane aydınlık ampulle karanlık ampul koymuş. O aydınlık ampul, bak o aydınlık ampul biziz. Karanlık olan sensin. Yavrularımızın geleceği için dertli misiniz? Dertlisiniz. 21 yaşındaki gencimize maalesef güven duymuyor. Artık üniversiteyi bitiriyor. Diyoruz ki ah sana işte yok. Bu hale getirdiler bizi. Yavrularımızın geleceği için dertli misiniz? Dertlisiniz. Benim 21 yaşındaki gencimize maalesef güven duymuyor. Artık üniversiteyi bitiriyor. Diyoruz ki ah sana işte yok. Bu hale getirdiler bizi. Kim sorumlusu? Artık üniversiteyi bitiriyor. Diyoruz ki ah sana işte yok. Bu hale getirdiler bizi. Ve bu gençler Boğaz Köprüsü'nden gidiyor, intihar ediyor. Artık üniversiteyi bitiriyor. Diyoruz ki ah sana işte yok. Bu hale getirdiler bizi. Ve bu gençler Boğaz Köprüsü'nden gidiyor, intihar ediyor. Ve bu gençler Boğaz Köprüsü'nden gidiyor, intihar ediyor. Kim sorumlusu? Eğer birisi kendini orada yakıyorsa bunun sorumlusu sizsiniz. Söz veriyor musunuz diye hatırlıyor musunuz, bir sözleşmesi vardı onun. İyi anları vardı. Hatırlıyor musunuz? İmzalar kendi imzasıyla çıkmıştı. Hangisini tuttu? İşsizliği kaldıracağım diyordu. Daha geçen yıl 2,5 milyon işsizler ordusuna ilave oldu. Hangisini tuttular? Şimdi Kırşehir'de benim çiftçimin durumu ne halinde? Alabiliyor musun? Hayır. İnşallah şimdi bir şey getiriyoruz. Mazotta en direk vergileri inşallah kaldıracağız. İnşallah. Ve mazotun fiyatını indiriyoruz. Bu en direk vergileri kaldırmak suretiyle. Sabırlıyorum. Şimdi bir defa traktörlerimiz böylece çalışmaya başlayacak. İki. Ülkemizde şu anda pancara uygulanan, şeker pancarına uygulanan kota bizimle kalkacak. Kalkacak. Çünkü biz şekeri ithal eden bir ülke olmayacağız. İhraç eden ülke durumuna geleceğiz. Bunu başaracağız. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz biz bu konuda Türkiye genelinde şu gerçeği gördük. Bakınız 98'de 4 kilo şeker pancarıyla 1 litre mazot alıyorduk değil mi? Ama şimdi öyle mi? Zarar eden kim? Çiftçi. Öyle mi? İnşallah bu zarardan sizi biz kurtaracağız. Çünkü ne dedim konuşmamın başında? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.
İnsanı zengin olmayan bir devlet zengin olamaz. Bunu öğrenin. Ama geliyorum bir diğer konuya. Buğday. Ne durumdayız buğdayla? Bitti. Buğdayla da vermez. Bakın 98'de 2 kilo buğdayla 1 litre mazot alınıyordu. Bugün bak nereye geldi. 98'de 1 litre sütle 1 kilo yem alınıyordu. Şimdi bak nereye geldi. Hayvancılık da battı bitti. İnşallah bunu da biz halledeceğiz. Biz ve değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, şimdi geliyorum faiz sorununa. Faiz borçlarını çözüyoruz. Buna hazır mısınız? Buna hazır mısınız? İnşallah bizde vergiler artı verecek, faizler düşecek. Buna hazır mısınız? Buna hazır mısınız? Bak şu anda millete gidebiliyorlar mı? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına, tarım köylüsünün arasına gelebiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Hürme diyorlar bu ülkeye. Niye? Dedikleri şu. Efendim diyor, her şey yolunda. Hükümette bir aksama yok. Ne demek aksama yok ya? Ne demek aksama yok? Canını okudunuz bu ülkenin. Canını okudunuz. Bitirdiniz. Başardınız. Yok ettiniz. Taş üstüne taş koymadınız. Ele aleme bizi rezil ettiniz. 35 milyar dolar borç ve bu faiz ödemeleriyle ona devredilen bankalara gitti. Geldiğinden bu yana ne düzeldi bu ülkede Allah aşkına? Söyler misiniz? Artık köşe yazarları bile fıkra öğretmeye başladılar. Biz fıkra öğretmiyoruz. Ama biz diyoruz ki zaten yaşınız da bu işe müsait değil. Lütfen kendinize de zulmetmeyin. Bu ülkeye de zulmetmeyin. Zulmetmeyin. Şimdikiler siz değişti mi zannediyorsunuz? İnanın aynı. Aynı değişen bir şey yok. Şimdi 40 yaşındayken bu milleti kuyruklarda inletenler 65 yaşında acaba ne yapacak soruyorum sizlere. Beni diyorlar öğlene kadar bu koltukta kalacağım. Kalmayacaksın. Niye? Ha. Bunun örneği kim verecek? AK Parti verecek. Onlar yine kalmaya devam etsinler. Ama biz örneği veriyoruz. Neyle? Tüzüğümüze koyduk. Ne diyoruz? Bir genel başkan 4 kez arka arkaya seçilebilir. Kaç yıl yapıyor bu? 12. Milletin gençliğin önünü lütfen tıkamayalım. Ön açalım. Ön. Kurmuş olduğumuz bu yeni siyasi partide asla bir lider diktatoryası oluşmayacaktır. Diyor ki ben bırakırsam kaos olur. Şu anda bu haliniz kaos zaten. Bu haliniz kaos. Öyleyse tek çözüm kalıyor. Seçim.